Günümüzde maalesef beyin tümörleriyle de sıklıkla karşılaşıyoruz. Ben beyin tümörlerini iki ana gruba ayırabilirim. Bunlardan bir tanesi iyi huylu tümörler, diğeri de kötü huylu tümörler. İyi huylu tümörler içerisinde de en sık karşılaştığımız menenjiyomlar. Menenjiyomlar nedir? Menenjiyomlar beynin zarından gelişen, beyni çevreleyen, beyin zarından gelişen tümörlerdir. Bu tümörler iyi huylu tümörler adı üstünde selim karakterli tümörlerdir. Yavaş büyürler. Etrafı etkiledikçe bulgu vermeye başlarlar. Tabi beyin zarından geliştikleri için de en önemli bulguları zarı etkiledikleri için, beynin etrafını saran zar etkilendiğinde baş ağrısına neden olacaktır. Dolayısıyla o zarda gerginlik, etkilenme sonucu bu hastalarda da bir baş ağrısı söz konusudur. Özellikle baş ağrısı böyle zaman içerisinde artık inatçı hale gelmiş, süregenleşmiş, kronikleşmiş dediğimiz bir hale almış baş ağrılarıdır. Ve hasta artık öyle bir hale gelir ki bu baş ağrılarına da alışır duruma gelir. Yani ben aylardır, yıllardır bunu çekiyorum hocam. Bu herhalde migren dediler, bu şekilde idare ediyorum şeklinde işte ilaçlarla bir dolu da ilaç tutarlar. Bu şekilde senelerce hiç teşhis edilmeden dolaşan hastalar vardır. O nedenle mutlaka ben baş ağrılarına bir MR kontrolü yaparım, beyin MR'ı. Ha, 20 hastaya MR çektiriyorsam baş ağrısı nedeniyle bir tanesinde beyin tümörü yakalamak çok büyük bir avantaj. Hasta için de avantaj çünkü hasta boşu boşuna zaman kaybetmemiş oluyor. Dolaşıp gezmemiş oluyor. Çünkü iyi huylu tümörlerde erken evrede yakalanıp ameliyat edilirse bu hastalar gerçekten %100 başarı elde ediliyor. Ve normal hayatlarına hiç ameliyat olmamış gibi, böyle bir problem yaşamamış gibi devam edebiliyorlar. O nedenle her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemli. İyi huylu beyin tümörlerinde de elde edeceğimiz başarı oldukça yüksek.